Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi, Ege'nin iki yakası. Yunanistan'la ilgili son yazımı çeşitlemeye ayıralım. İpsala sınır kapısından çıkıp Selanik'e doğru giderken uyarmışlardı. Dede Ağaç tarafında dikkat et, askeri araçlar sık geçer. ABD'nin bölgedeki üsleri sürekli genişletiliyor. ABD'nin Yunanistan'da bilinen 9 üssü var. Bunu kime karşı kullanacağı, Türkiye'nin hedef olup olmadığı sürekli konuşuluyor. Rusya-Ukrayna savaşı, daha doğrusu Rusya-NATO savaşı gösteriyor ki önümüzdeki dönem Ege bir başka hat olacak. Ecevit 1990'lı yıllardaki sohbetimizde konu Ege'ye gelince şunu söylerdi. Türkiye ile Yunanistan araya başka bir ülke almadan sorunlarını baş başa görürse tümünü çözer. Bunu Selanik ve Atina'da bir kez daha gördük. Hani gençliğimizde bir dönem oturduğumuz semtler vardır. Yıllar sonra gittiğinizde her şey tanıdık gelir. Selanik 26 yıl sonra yine böyle bir duyguyu yaşattı. Hamze Bey camisinin Bey hamamının yanından geçip Sebil Kafe ile karşılaşınca elbette böyle düşünüyorsunuz. Atatürk'ün doğduğu evi geçen hafta paylaşmıştık. Selanik'ten Atina'ya gidişte büyük bir orman yangını ana yolları kapattı. Yan yollardan gitmek gerekiyordu. Az ötemizdeki yangın hava sıcaklığını 40 derecenin üzerine çıkardı. Keşanlı Hüseyin ve Murat'ın kullandığı iki tırın ortasında sabaha karşı Atina'ya girdik. Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği Yunanistan Cumhurbaşkanlığı binasının az ötesinde. Caddenin iki yakasındaki binada, iki yakada da bayrağımız olunca Yunan basını zaman zaman Cumhurbaşkanı Türk bayrakları arasından geçerek işe gidiyor diye yazıyormuş. Büyükelçilik binasında ara salonun bir köşesi Atina'da şehit edilen diplomat ve görevlilerimize ayrılmış. Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen, Ömer Haluk Sipahioğlu ve Çetin Görgün'ün yan yana fotoğrafları aynı zamanda şunun altını çiziyor. Dünyada diplomatları sistematik olarak en çok hedef seçilen ülkeyiz. Büyükelçilik birinci müsteşarı Onur Katmerci yıllar önce Atina'da öğrenciyken Büyükelçilik binasına çat kapı gelip bir görmek istedim demiş. Biz oradayken büyükelçi Çağtar Erciyes'e vekalet ediyorduk. Atina'nın pek çok semti iki ülke arasındaki mübadeleden izler taşıyor. Keser yani. Bunlardan biri, Kayseri'den buraya göçen Rumların yerleştiği beldenin bir başka özelliği de belediye başkanının hep komünist partiden olması. Yemekleri ise Kayseri'yi aratmıyor. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin dış duvarına Yunanistan yönetimi tarafından konan plakette Atatürk için şu tanım yapılıyor. Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri. Atatürk'ün Balkan Antlantını ve Sadabat Paktını kurup Türkiye'nin etrafında bir barış halkası oluşturması, çevre ülkeler içinde refahın ve huzurun artması demekti. Bugünse Yunanistan'ın sırtını AB'ye ve son dönemde de ABD'ye dayayıp Türkiye'ye karşı daha fazla hak elde etme politikası var. Türkiye'de komşularla barış politikasından uzaklaştı. Oysa haritaya bakınca Ege'nin iki yakasının bir araya gelmeden Türkiye ile Yunanistan'ın iki yakasının bir araya gelmeyeceği aşikar. İki tarafta da bu yönde siyaset üretecek politikacılara gereksinim var. Bunun görünür gelecekte olması zor ama yine de hayalini kurmak gerek. Pire, Sakız Feribotu'nda sabaha kadar Sirtaki oynayanların Anadolu kültüründen farkı yok abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.